Merhabalar, ben diyetisyen Sevinç Akdur. Bir önceki videomuzda ruh sağlığı ve beslenme ilişkisinden konuştuk. Bugün bu alanda B12 vitamininden bahsetmek istiyorum. B12 vitaminin eksikliği psikiyatrik hastalık semptomlarını taklit edebiliyor. Şimdi önce B12 vitamini nedir ve nasıl emilir? Bundan biraz bahsedeyim. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda bulunan, midedeki bir faktörle aktifleşen ve ince bağırsaktan emilen bir vitamin. Eminim sorunu yoksa eksikliği görülmez. Dediğim gibi yeterli miktar alınıyorsa eksikliği görülmez. Fakat bu sebeplerden herhangi biriyle eksikliği görüldüyse birkaç vücut sisteminde bazı bulgular verecektir. Bu anemi olabilir hematolojik sistemde, nörolojik sistemde uyuşmalar olabilir ya da dilde yaralar gibi sindirim sistemi sorunları olabilir. Bu bulgular olur ama bu bulgulardan daha erken genelde psikiyatrik semptomlara rastlanabilir. Bunların başında unutkanlık, halsizlik, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, ajitasyon, oryantasyon bozukluğu, paranoid sardılar, çok geniş bir yelpazede bulgu verebilir B12 eksikliği. Genelde biz tabi uykusuzluk, unutkanlık gibi kısımlarını biliyoruz ama psikiyatrik kliniğine başvuran kişilerde bu bulgular daha öncelikli olduğu için bizler daha sık görüyoruz. Şimdi depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluk, işte psikoz, fobi gibi biraz kulağa ciddi gelen şeylerden bahsediyoruz. Bir vitamin nasıl buna yol açabilir, bu bulgulara yol açabilir diye şöyle bir bakacak olursak. Vücutta metilasyon dediğimiz karbon alışverişinden, bunun transferinden oluşan bir sistem var. Ve beynimizdeki kimyasal maddelerin sentez edilebilmesi için bu sistemin çalışması gerekiyor. B12 eksikliğinde metilasyon sistemi yeteri kadar çalışmadığı için bu maddelerde oluşamıyor ve bu bulgularla karşılaşıyoruz. B12 eksikliği aslında daha çok yetişkinlerde, orta yaş ve üzerinde rastlamaya alışık olduğumuz ve çalışmaların odağında da bu yaş grubunun olduğu bir eksiklik ama ergenlerde de rastlanabiliyor. Hatta çok yeni bir vaka var, yeni bir çalışmada yayınlanan. İşte 16 yaşında okul başarısı bozulmaya başlamış, sosyal ilişkileri bozulmaya başlamış, ders dikkati dağılmış bir erkek çocuğu ajitasyon, ağlama krizleri, uykusuzluk ve sarnılarla başvurduğunda kliniğe, yapılan bütün araştırmalardan sonra sinir sistemi, ölçümler vesaire yapılması gereken elemelerin hepsi yapıldıktan sonra B12 düzeyindeki düşüklüğe bağlı olarak B12 artı psikiyatristin uygun gördüğü ilaç tedavisiyle 2 hafta içinde düzelmiş. Bakılması gereken bir alan. Kişilerin kendini bu bulgular açısından değerlendirmesi, organik başka bir sebebi rastlanmadığı takdirde bu psikiyatrik semptomlarda B12 eksikliğinin de düşünülmesi gerekmekte. Kaldı ki zaten DSM-4 tanı kriterlerine göre B12 eksikliğine bağlı karışık psikotik özellikle duygu durum bozukluğu adı altında değerlendirilen bir alan var. Bu bulguları bileceğiz, bu konuda uyanık olacağız ama tabii bizim nasıl eksiklikten nasıl korunacağımız konusunda fikir sahibi olmamız önemli diye düşünüyorum. Eksikliğe yol açan unsurlar işte çölyak gibi, Crohn gibi emilim bozuklukları, işte gastrit gibi mide sorunları, alkol alımı, veganlık, vejetaryenlik ya da kronik ilaç kullanımı. Belli gruptaki ilaçlar bu riski artırıyor, biliyoruz ki işte metformin, mide asidini azaltan ilaçlar ya da doğum kontrol hapları gibi. Eğer bu hastalıklarda emilim bozuklukları varsa ya da bu ilaçları kullanıyorsak B12'mize düzenli olarak zaten bakılması gerekiyor. Ve de yeterli gıdayı aldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Hayvansal gıdaların hepsinde var. Tavuk eti, kümes hayvanı etleri, sakatatlar, yumurta, süt ürünleri gibi bu gıdalardan yeterince aldığımızdan emin olmalıyız. Alkolden uzak durmalıyız ve sindirim sistemi sağlığımızdan da emin olmalıyız. Bu koşullarda B12 vitamini eksikliğine pek rastlamayız. Eğer bu konuda merak ettikleriniz varsa yine bize sorabileceğiniz gibi bu bulgular taşıdığınızı düşünüyorsanız doktorunuzla da görüşebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.